Kadının zil zurna sarhoş olmasıydı. Hey çekiyoruz lan! Alkol alıp sarhoş kafayla kiliseyi bastılar. İçkili ağızlarıyla tekbir getirip ortalığı birbirine kattılar. Ya Müslüman alkol alamaz. Alan Müslüman olamaz mı diyorsun? Türkiye artık bu senaryoyu ezberledi. Kaçıncı senaryomuz bu? Bazı karanlık eller tarafından göz önündeki mekanlara veya kişilere yapılan saldırıların fon müziği haline getirildi. Aç onu, aç 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 aç! Terbiyesizler. Sokakta gelen hadise Danıştay saldırısı. Allah'ın elçisiyiz, askeriyiz diye gelmiş. Allah'ın askeriyiz diye gelmiş. Türban davasından dolayı bu kararı verdiğini ve bundan dolayı cezalandırılması gerektiğini söyleyerek bu işi yapmış. Tansel Çölaşan'ın yaptığı bu açıklama bizzat olayı yaşayanlar tarafından yalanlandı. Ancak tutmayan bu senaryo daha pek çok kez vatandaşa yutturulmaya çalışıldı. Ya içki içen Müslüman olamaz, öyle mi diyorsun? Terbiyesiz. Perde arkasındaki karanlık eller yeni yeni ortaya çıkarken Adana'da bu toplumsal hafızayı canlandıran bir olay daha yaşandı. Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu Luigi Padovese 3 Haziran 2010 tarihinde öldürülmüştü. Ve kilisede onun yerine vekalet eden Rahip Francis Dondu tarafından yönetilecek Paskalya ayini için hazırlık yapılıyordu. Tam cemaat dağıldıktan sonra 26 yaşlarında iki genç kiliseyi bastı. Ellerindeki bıçaklarla içeri giren şahıslar iddialara göre bir yandan tekbir getirip bir yandan da kilisedeki ikonaları kırdı. Olayın tuhaf yanı güvenlik güçlerinin kiliseye gelip iki şahsı gözaltına almasıyla ortaya çıktı. Hey çekiyoruz lan! Kendilerine misyonerlik yaptırılmaya çalışıldığını iddia eden ve biz Müslümanız diyerek ortalığı birbirine katan iki kişi alkollü çıktı. Dahası gözaltına alınan şahıslar kasten adam yaralamak suçundan da sabıkalıydı. Demek ki alkollü daha çok Müslümanlığa sahip çıkıyor. Saldırının Beyoğlu'ndaki Musevi mezarlığının hedef alındığı provokatif eylemden sadece birkaç gün sonra gerçekleşmesi ayrıca dikkat çekiciydi. Saldırının iki zanlısı ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edilecek. Allah belanızı versin sizin kanal kere. Karahanmaraş'ta ikisi 40...